Merhaba sevgili izleyenler, Euro 2024'te bugün hoş geldiniz. Tabii bugün maç yok ama biz milli takımımızı konuşacağız. Avusturya'yı 2-1 yendik ve çeyrek finale yükseldik. Çeyrek finalde rakibimiz Hollanda olacak. Sevgili Efe Yamanlar'la birlikte bu mücadeleyi değerlendireceğiz. Aslında Avusturya maç sonu gibi olacak, Hollanda maç önü gibi olacak. Ortaya karışık bir program bizi bekliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk ya, tabii dün geceden herkeste bir yorgunluk var. Zor uyandık, zor geldik. Zor geldik çünkü gerçekten hani gecede yayındaydık ve baktığında harbiden şeyi hep söylüyoruz. Yani bir organizasyonun sadece etkisinin sporla kalmayıp bambaşka noktalara, bambaşka sosyolojik noktalara da ulaşmasını da canlı gözlerle görüyoruz. Yani gerçekten mesela çok basit bir örnek vereyim. Sosyal medyayı hepimiz kullanıyoruz artık. Kullanmayan neredeyse kimse kalmadı. Normal zamandaki sosyal medya atmosferimizle, ülkenin sosyal medya atmosferiyle maç günlerini bir karşılaştırırsan arada dağlar kadar fark var. Çünkü insanların gerçekten böyle bir heyecana ve böyle bir milli duyguya bence ihtiyacı vardı. Kesinlikle. Keza işte bizim çocuklarda, yani biz biliyorsun her işi farklı yapıyoruz. Futbolu da farklı oynuyoruz, oradan başlayacağız zaten. Yani futbol zaten çok farklı bir noktaya geldi ama istersen biraz maçın hikayesine bakalım. Dakika bile değil, saniye 57, Merih Demiral'ın golü, 1-0 öndeyiz. O golle başlayalım istersen aslında. O golü aslında biz seninle hiç beklemiyorduk. Hiç. Çok spontane gelişti bir anda. Ya o golün şöyle bir kritik özelliği var. O gol olmasaydı Avusturya kendi oyununu belki bize karşı daha fazla dikte edebilirdi. Kabul ettirebilirdi. Çünkü Avusturya önde basan, topa hakim olan ve o geçişleri iyi kapatan bir takım. Yani bütün o orta sahası ve önde de çok iyi baskı yapan oyuncuları var. Onlar da böyle bir golü yiyince ulan ne yapacağız, bize getirdiler konuyu. Onlar da ne yapacağını anlamadı. Ama işte yani futbol böyle bir oyun. Çok ilginç bir oyun. Yapacak bir şey yok. Son dakikada biz ilk dakikada attık. Son dakikada onlar da atabilirdi. Ama işte kalede işte. Mert Günok, yani ona da geliriz yani. Zaten. Ama yani olabilecek, Avusturya'ya karşı olabilecek en iyi başlangıç buydu. Bence de, ben de aslında buna katılıyorum. Şöyle maç önünde konuşurken, Liva'yla konuşurken şuna değinmiştim aslında. Erken gol atmayı istemem dedim öyle bir senaryo olursa. Fakat maçta baktım 57. saniyede golü bulduk. Onun sonrasındaki süreçten çok korktum. Çünkü Avusturya biz golü bulduktan sonra 5-6 kere geldi. Etkili de geldi. Yani evet, takım savunmasını yapamadığımızdan dem vuruyorduk aslında turnuvanın başından bu yana ama çok iyi savunmalar yaptık. Merih Demiral hani zaten maçın oyuncusu da seçildi. Hı hı. Evet, yani onun performansının inişini çıkışını hani Atalanta'dan Arabistan durumuna çok tartıştık, konuştuk ama bu tartışmaları bir kenara bırakalım. Tüm futbolcular nezdinde söylüyorum. Hani çünkü burası artık milli takım, yani burada bu tartışmalara bence daha sonra gireriz ama bence hakkını verdi. O formanın hakkını verdi. 2 gol, 17 temiz müdahale ve 2008'den bu yana rekor. Yani şöyle çok bir ilginç. Şöyle bir nokta var. Hani bu tartışmalara şimdi bir ara verelim. Organizasyon sonrasında tartışırız diyorsun. Futbol olarak, ya futbol tartışacaksak evet. Evet. Ama onun dışında artık bu milli takımın pek ben tartışılacak bir konusunun da kaldığını düşünmüyorum. Üstünü ispat etti artık. Yani günün sonunda şu an çeyrek final oynuyoruz. Baktığında organizasyon başlarken çeyrek finali yüzde kaç oynayacaktık? Ya kaç ihtimal veriyordun mesela? Ben gruptan çıkabileceğimizi bile düşünmüyordum. Ya gruptan ikinci çıkarsak iyi diyordun. Yani ben şöyle bir senaryo söyleyeyim. Hani dürüstçe konuşmak lazım burada. Hani zaten daha önceki söylediklerimizde kayıtta, yani hani inkar da edemeyiz. Ben açıkçası şöyle bir senaryo bekliyordum. İlk iki değil, en iyi üçüncülerden birisi olarak çıkarız. Son 16'da eleniriz diye düşünüyordum. Ya şöyle bir nokta var. Bence şöyle şurada güzel bir şey oldu. Şimdi organizasyon turnuva ağacını önden hesaplayabildiğin için bizim önümüzdeki o yarı finale kadar gelen süreç nispeten isim olarak, oyun olarak değil, isim olarak daha zayıf takımlar olunca bizim iştahımız daha da kabardı bence. Evet. Şimdi düşünsene mesela turnuvanın öbür ağacında olsan, yani ağacın öteki tarafında olsan, son 16'da İspanya gelecek, o bitecek üstüne bir Almanya gelecek, o bitecek üstüne bir Fransa gelecek. Yani psikolojik anlamda zaten çok yorucu bir taraf orası. Evet, yani aslında tam bahsetmişken o ağacı söyleyeyim. Şimdi çeyrek finallerdeyiz. Ağacın sol tarafında sevgili izleyenler İspanya, Almanya ve Portekiz, Fransa eşleşmesi var. Kafadan 4 favori orada. Bizim tarafta Hollanda, Türkiye ve İngiltere, İsviçre var. Aslında nispeten daha dişimize göre oynanan, evet, oyun bazında.
dediğin gibi iştahı açmış olabilir ama yani maçın hikayesi bence maçın içerisinde çok değişti, çok git gel oldu. Ben özellikle Montella'yı artık kimsenin eleştireceğini düşünmüyorum ama ben buna bir kez daha laf arasında konuyu çok dağıtmayacağım. İzninle şuna değinmek istiyorum. Lütfen turnuvanın sonunda bu milli takım yurda döndüğünde Portekiz mücadelesinden sonra sosyal medyayı aleve verenleri, sosyal medyada yaygara çıkaranları, özellikle medya mensubu olanları kimse unutmasın. Yok. Çünkü burada farkındaysan galibiyet olduğu zaman ilk kutlayanlar da onlar oluyor. Ya kimse unutmasın, biz unutmaya çok meyilli bir milletiz. Ama hani burada eğriyi doğruyu konuşup günün sonunda sevinmek bunu yapabilenlerin hakkı. Öyle hani rüzgar nereye eserse oraya gidenlerin ben sevinmeye hakkı olduğunu düşünmüyorum. Bunu ufak bir parantez açmak istedim. Ya orada şöyle bir şey var. Bak Montella'yı eleştirebilirsin, tamam mı? Eleştiri sonuçta... bilgi birikime ve mantığa dayalı eleştiriye her zaman açayım. Ama sosyal medyada o algıyı anladın sen. Ortada bir şey var, tamam mı? Yani adam ortaya bir ürün koyuyor. Nasıl mesela bu telefon, işte şirket buraya bir ürün koyuyor. Sen bu telefonu ya seviyorsun ya sevmiyorsun. Yani. Ya da... Sevsen bile ya keşke şurası şöyle olsaydı, burası böyle olsaydı diyorsun. İnsansın yani, bunu muhakkak yaparsın. Evet. Burada çok büyük bir sıkıntı yok. Yalnız ya gerçekten adamın organizasyon başından beri çektiğini kimse çekmemiştir. Kimse çekmedi. Yani ben kimse kusura bakmasın. Millet prim diye birbirini döverken, oyuncu hocaya postayı koyarken, sıfır çekerken, uçakta millet birbirini gırtlaklarken, yani biz zaten korkunç organizasyonlar geçirdik. Yani hatırlamak bile istemiyoruz yani. Şurada yani. Ya elini bir kişi de çıkıp elini vicdanla koyup da şunu demiyor. Ya kadroya bak, kadroda Arda Güler'ler, Kenan Yıldız'lar, Barış Alper'ler var, Orkun'lar, şunlar, bunlar, Okay'lar. Hepsi belli bir standart oyuncu ama yaşları da çok belli isimler. Evet. Başlarında bir tane... Kaptan gibi kaptan Hakan Çalhanoğlu var. Şu an bence müthiş bir denge kurdu. Yani ve prime döneminde zaten. Ya oyun olarak zaten adam evet. Yani Inter'in 10 numarası olarak geliyor buraya. Oyun olarak neyini tartışacaksın ama işte bir an eliyle Montella'yı tutuyor, bir eliyle takımı tutuyor, bir ayağıyla memleketin insanlarını tutuyor. Yani orada uzun bir süre diye. Sonra futbolda bir takım olduk, bir aile tabii. Olduk uzun zaman sonra. Herkes aynı şeyi söylüyor. 2008 kadrosu. Ya kardeşim 2008'deki adamlar o kadar önemli futbolculardı ki. Tabii canım. Yani bırak böyle saçma sapan, yok öyle o kavgasıymış, bu egosuymuş, bu küstahıymış. 2008'deki kadroyu alt alta yazsan saygı duruşuna geçersin yani oradaki olan insanlar. Ne konuşuyorsun yani? Biz bugün burada gençlerle, iyi bir çekirdekle, iyi bir jenerasyonun ilk adımını atıyoruz. Ya bunu anlamamak evet. Bu kadar zor mu ve, ya? Ve şunu artık fark etmek lazım. Mesela başka ülkeler için konuşması kolay. Yeni bir jenerasyon değiştiriyor. Yeni yeni isimleri monte ediyor diyebiliyoruz bunu. İtalya'ya, Fransa'ya, farazi söylüyorum Hırvatistan'a. Ona buna diyebiliyoruz ama biz niye kendimize diyemiyoruz? Şunu fark etmek lazım. Şu anda turnuvaya devam eden 8 takım var. Avrupa Şampiyonası'nda son 8'e kalan takımlardan birisiyiz. Ve şu anda aktif olarak turnuvaya devam eden en genç takımız. Abi çünkü... Bak Fransa'ya bakıyorsun, 4-5 organizasyondur aynı çekirdekle oynuyorlar. İngiltere'ye bakıyorsun, oradaki çekirdek belli. En azından mesela hiçbir şey olmasa bile hocaları uzun zamandır orada. Portekiz'e bakıyorsun, çekirdek belli. İşte ne bileyim İspanya'ya bakıyorsun, onlar bir yenilenme yaşadı ama birkaç organizasyona katılma durumları oldu. Bu çekirdekle eklemelerini yapıyorlar. Veya işte bakıyorsun diğer takımlara yani. Herkesin zaten belli bir çekirdeği var. Belçika 5 tane organizasyondur aynı takımla çıkıyor neredeyse. Yani. Çekirdeği belli en azından. Evet. Şimdi bizde zaten 5 benzemez. Bizim kulüpler de öyle biliyorsun. Kulüp şampiyon oluyor 5 tane adam gidiyor. Şampiyondan 5 tane adam niye gider? Ya da adam şampiyon olamıyor 10 tane adam daha ekliyor. İkinci olmuş mesela. Ya bizdeki sistem zaten böyle darma duman etme üzerine olduğu için. Evet. Hoca diyorsun. Hoca zaten her dakika 5 tane adam var. 5'i dönüp dönüp duruyor. Hep aynı isimler. Bir tane araya Kunz diye bir adam geldi. İyi niyetliydi, olmaz. Yani bizim buralar falan işte görüyoruz. O adamın fazla... dünyayı sırtladı evet. Yani Montella. Taktik olarak eleştirebilirsin. Hiç lafım yok. Evet. Yani kazanmışız. Evet. Adam yorumun altına yazıyor. Şunu yapmadı ama olsun yine de kazandık. Sen onu dedikten sonra bir manası kalmadı ki. Ve hala şunu savunuyorum. Evet bu yorum yapılabilir. Ama mantık nezdinde. Sen sırf farazi konuşuyorum.
X takımının taraftarısın ve senin takımından bir oyuncu oynamadı diye bunu yapıyorsan sen art niyetlisin. Ve senin kimse kusura bakmasın, senin milli takım galibiyetinde, milli takımın zaferinde sevinmeye hakkın yok. Ya bak, bizim ülkede biliyorsun, bunu dün programda Müslüm Hoca söyledi. Bizim ülkede erkekler, özellikle erkeklerine bir futbol, iki siyaset bilmiyorsun diyemez. Diyemez. Kavga çıkar. En iyisi biziz. Biliyorsun, bizde herkes teknik direktör, herkes siyasetçi. Tabii canım. Yani bıraksan en iyisini o yapar. Bizdeki hikaye bu. Ben şimdi mesela son zamanlarda sosyal medyada herkes fikrini belirtiyor. Zaten herkes fikrini belirtecek. Tabii ki. Belirtmeden olmaz. Dünya herkesin fikrini belirtmeye açık bir yer. Onda hiç lafım yok. Yalnız bunun bir formülü var. Şimdi bak, mesela biz burada seninle çıkıyoruz, bir şeyler konuşuyoruz. Biz çünkü bunun okulunu okuduk veya bir şekilde kendimizi buraya yönlendirdik. Eğitimini aldık. Burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beğenirsin, beğenmezsin. Onu bilmem. Ya da televizyonda bir şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Beğenirsin, beğenmezsin, bilmem. Yalnız ben mesela bu işi yapmadan önce, daha gençken, yorumculara falan diyordum ya, abi nasıl öyle konuşuyorsun ya? Ne kadar rahatsın yani televizyon başında. Çünkü burada ne yaptığımı, nasıl yapıldığını bilmiyordum. Şimdi bir şey bilmeden bu kadar, yani Montella'nın yerinde olsa dizlerinin bağı çözülüp futbolun feysini unutacak insanlar adama posta koymaya kalkıyor. Kardeşim, fikrini söyle. Tamam, kimse sana fikrini söyleme demiyor. Ama baltalama ya. İşte. Adam günün sonunda seni çeyrek finale getirdi mi? Getirdi. Konu kapandı. Sen son iki eurodur neredeyse puan alamamış ülkesin. 2020'de... O bayıldıkları teknik direktörlerle, yani bak, o müthiş teknik direktörler oradaki, var ya. Oradaki neticeleri de hatırlatalım. Hani yani, az önce dedim ya, ben unutmaya meyilliyiz diye. Biz Euro 2020'de 0 çektik. 3 maçta da kaybettik. Euro 2016'da da Çekya'yı yenerek en iyi üçüncülerden birisi olma ihtimalini kovaladık. Olamadık. Elendik. Ya Euro 2020'ye millet bas bas bağırdı. Dünya yıldızlarıyla gidiyoruz. Şöyle oldu, böyle oldu diye. İlk maçta bitti turnuva. İlk maçta bitti. İlk maçta bitti. Neden? Çünkü bir taktik düzenin yoktu. Evet. Şimdi millet diyor ki, abi işte forvetsiz oyun mu oynanır böyle futbol? Abi bütün dünya forvetsiz oynuyor şu an. Almanya Füchkrug'la mı başlıyor? Yo, Havertz'la başlıyor. Havertz forvet mi? Değil. Ya da İspanya %100 Morata var. Bir tek İspanya. Peki, Morata hemen var hemen hızlıca hatırlatayım mı? Senin tezine ekleyecek olarak. Mesela Morata olmadığı zaman kim oynuyor? Dani Olmo. Dani Olmo forvet mi? Değil. 9.5 10 oynuyor. İşte. İşte mesela hani bu sosyal medya söylentilerine geçecek. Biraz da istersen Avusturya maçına bakalım. Ki rakibimiz yani, de forvetsiz. Evet, mesela oynuyor. Avusturya'nın orta saha üçlüsü bence turnuvanın Dinamo gibi işleyebilecek üçlülerinden birisi. Kim var? Hemen bak yazıyoruz. Sabitzer var. Baumgartner var. Bunların hepsi Bundesliga'da daimi oynayan oyuncular. Beton Bundesliga'da oynama alışkanlığı olan oyuncular. Baumgartner var. Baumgartner'den sonra Laimer var. Şimdi bu üçlüyü düşündüğün zaman bu üçlüyü nasıl kırabilirsin? Orta sahanı kalabalık tutarak. Eğer bir net bir santrforla maça başlasaydık, bu baskıyı biz orta sahada Orkun, Kaan ve kim vardı? İsmail. Orkun Kaan ve İsmail'le evet denk gelirdin ama orta sahada avantajını kaybederdin. Çünkü bu üçlü, az önce ne dedik? Oynama alışkanlığı. Bu üçlü oynama alışkanlığı olan üçlü. Bizim oynama alışkanlığımız yok. Mesela turnuvadan önce Kaan'a ne dendi? Kadroya alındığında direkt olarak orta sahada der miydin? Demezdin. Evet. Joker oyuncu rotasyonda devreyi sonradan oyuna girebilecek birisi derdi. Dün inanılmaz stoper, hem orta saha hem stoper i̇şte, oynadı adam. Mesela yani. Evet, sahte 9'la Arda ile başladığın noktada ne oldu? Sen evet, şimdi futbolu tek bir taktik şeyinde yorumlamak yanlış. Şimdi Avusturya'yı sen karşılarken ne yaptın? Arda sahte 9'dan orta sahalaştı, 4-6-0'la karşıladın. Ne oldu? Kanatları bıraktığın zaman sen nasıl karşıladın? Adamları kalabalık bir dörtlüyle karşıladın. Şimdi ne oldu? Sayısal üstünlük koydun ve Arda hiç koşmadığı kadar koştu. Helal olsun. Hiç koşmadığı, evet, herkes hiç koşmadığı kadar koştu. Mesela bu taktik anlayış doğrudur. Ama şu açıdan eleştiririm. Oyun 2-1 iken, artık Avusturya gümbür gümbür geliyorken Montella'ya iliştirebileceğiniz tek bir nokta vardır diye düşünüyorum. O da değişiklik. Değişiklik de bazen gecikiyor. Bazen mesela İrfan Can değişikliği yerine ben daha ileriye gidebilecek bir Semih Kılıçsoy, daha ileride durup topu bizi oraya götürebilecek daha sprinter bir adam beklerdim. Valla ben beklemem abi, hiç kusura bakmayın. Ya bak,
doğru. Şimdi sen futbol aklıyla konuşuyorsun. Evet, evet. Böyle bir sistemle, böyle bir oyuncuyla bunu yapmak daha mantıklı olabilir. Evet. İrfan çünkü hiç oynamadı. Bir de sakatlıktan çıktı. Evet, zor bir maç bir de şimdi. Evet, fiziken zor. Maç. Ama ben Semih Kılıçsoy'un bunu yapabileceğine inanmıyorum mesela. Yani ne mesela, yapacağız şimdi? Mesela orada da işte farklı opsiyonları, işte mesela aklın yolu bir ya, konuşa konuşa en mantıklı senaryoları düşüneceksin. Mesela bizim fizik kondisyon kalitemizi tartalım. En yüksek fizikli, dayanıklılığı yüksek kim diyebilirsin? Ferdi. Barış. Başka geliyor mu aklına? Şu an ya hani orta saha İsmail de ya belli dakikalarda İsmail öyle ama o da ama, bitiyor. Ama şöyle, İsmail niye bitiyor? Çünkü sakatlıktan yeni çıktı. Bizim sakatlık rotasyonumuzun çok olduğunu hatırlamak lazım. Bizi revir gibi o geldik. O yüzden mesela sadece Ferdi ile Barış. Mesela son dakikalardaki bir pozisyonu hatırla. Barış Alper sağdan aldı gitti. Topu ceza alanına bir çevirdi. 5 tane Avusturyalı var. Bizden koşu yapan bir kişi yok. Oraya o koşuyu yapabilecek birisi. Kerem olabilirdi. Kerem girdi. Kerem'i mesela. Kerem'i Kenan'ın yerini daha erken alabilirdi. İşte mesela bu. Kenan çünkü Kenan yani çok yetenekli bir çocuk ama ya şu kafayı kaldırmıyor ya, beni deli edecek ya. Ya da mesela bak işte mesela dedin ya hani Semih bunu yapabilecek mi emin değilim. Kenan'ı forvetleştirirdin. Hani Kenan'ı çıkarmadan Kerem'i alırdın. O da bir seçenek. Ama ben orada mesela Salih'e gitmesini falan da çok normal buluyorum. Çok evet, sert geldi Avusturya. Evet. Yani tek eleştirebileceğim nokta bu değişiklik zamanlaması. Ama mesela Okay'ın girmesi doğru. Kerem'in girmesi doğru. Sadece zamanlama konusunda eleştirdim orada bir ama de şimdi son 16 turu yani artık eleme sistemi var ve günün sonunda bir uzatma ve penaltı tabii canım. Var. Yani hepsini hesaba katmak lazım. Bir hesaplama yaparken 90 dakika değil 120 dakika işte artı bir de penaltıları hesaplıyorsun. Dün ki Montella biraz orada oyuncu değişikliklerini biraz erteleyince iyice sıkıştı. Çünkü Alsaba ayrı bir dert. Avusturya çok sıkı geliyor. Herhangi bir tane daha kapatabilirler. Sonra ne yapacağım kaygısına çok evet, net girmiş olabilir. Ama tabii günün sonunda işte kaleci Mert Günok. İşte yani ona da değinelim. Mert Günok %6'lık bir ihtimali çıkardı sevgili izleyenler. Hepimizin müthiş, o yüreklerinin ağza geldiği. O top havalandı. Biz zaten hep birlikte izledik biliyorsun. Yani o top havalandı ve Baumgartner yükseldi. Ben dedim şöyle her şeyi bıraktım. Elimde zaten kahve de vardı biliyorsun. Aman kimseye dökülmesin diye bıraktım. Dedim eyvah. Valla Gordon Banks'e benzetmiş Avustralya evet, antrenörü. Gordon Banks'in de öyle Dünya yani Kupası tarihinde müthiş bir top çıkarması vardır Brezilya'ya karşı. Evet. Benim de aklıma benzer hemen o 2022 Dünya Kupası finalindeki son şut geldi. Colomuani, Emiliano Martinez hali. Ama bunun kafasal hali. Evet, Martinez'in o kupayı aldı diyelim ya, bana göre evet, kupayı alan hareketi oydu. Muhteşem bir kurtarış. Mert'inki de o. Mert'in bu kurtarışı jeneriklere girer. Yani hele bir de Türkiye böyle yarı final bilemedik falan evet, olmazsa yani tam jeneriklik bir kurtarış o yani. Şimdiden açıkça söyleyeyim, turnuvanın kurtarışı. Şu net an için evet öyle. Ama yani başka bir özgüven ki ilk yarıda, ikinci yarıda düzeltiyorum, ikinci yarının başlarında Arnautovic'in karşı karşıyasını da çıkardı. Evet, o da müthiş bir önemli kurtarış. Bir güç. Önemli abi, bir güç. Bak tecrübe. Şimdi buralar her şeyin üstüne çıkıyor. Buralar artık son 16'lar, çeyrek finaller, yarı finaller falan yetenek burayı götürür. Evet. Eyvallah. Ama tecrüben yoksa işte burayı çıkartamazsın. Şimdi bak mesela cuma günü Almanya-İspanya maçını izleyeceğiz. Evet. İspanya bana göre organizasyonun açık ara en iyi top oynayan takımı. Ki muhtemel bir şampiyon. Ki buradan bana göre Almanya buradan çıkan şampiyon İspanya olacak. İspanya maçından çıkan çok büyük ihtimalle de ben şampiyon de olur gibi duruyor. Ama iki takımın arasındaki tecrübe farkını orada bir kez daha göreceğiz. Evet. Yani özellikle orta sahalarda. Evet, orta sahalarda yani çok farklı kalede senaryolar dönüyor ama dediğin gibi tecrübe burada artık ya çünkü işi belli bir noktaya götüren işin bu detay. Gelen nokta artık burada hata, anlık sıkıntı, bunlar, şunlar. Yok. Gelen adam deler geçer. Şimdi bak Hollanda maçına da geçelim istersen. Evet, çok evet, uzatmayalım. Çok, evet. Hollanda mesela bakıyorsun ya hiçbir şey yapmıştı yok. Bizim dün elediğimiz Avusturya Hollanda'yı yendi mesela, evet, tamam mı? Ve bence takım anlamında Avusturya daha iyi bir takım. Hollanda'nın ama isim bazında da işte Hollanda. Biz Hollanda'ya bir kere isim olarak ezilmememiz lazım. Ezilmeyiz. Bir Fransa değil, bir İngiltere değil, bir atıyorum Almanya değil. İkincisi Hollanda'nın da böyle müthiş bir taktiksel bütünlüğü yok. Yani evet, sahaya çıktığında işte topu biz tutalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Çok öyle bir noktaları yok. Ama iyi hücum ediyorlar. Yani evet, hücum hattı Gakpo, Depay, evet, hızlılar. İkilisi, boş yıl buldu mu iyi yakalıyorlar.
Onların da savunmalarında önemli onların isimler savunması var. Çok iyi. Yani Van Dijk falan Van Dijk, var yani. Van Dijk, Devery. O yüzden bizim maçın başına itibaren yine Avusturya'ya başladığımız gibi her dakika birinci dakikada gol atamazsın. Kompakt bir şekilde karşılamamız lazım. Başka çaresi zor. Topu tutmakla tutmamak arasında gidip geleceğiz muhtemelen. Yani topu Avusturya'ya verdiğimiz kadar Hollanda'ya vermeyiz diye düşünüyorum. Aynen. Ama yani o şey anlık kayıpları, anlık oyundan düşüşleri çok yaşamamamız lazım. Çünkü Hollanda çok hızlı çıkıyorlar. Yani Gakpo özellikle şimdi bir önceki maçta da Romanya maçında da gördük. Tabii. Yani çok hızlı çıkıyor. Orada boşluğu çok net cezalandırıyorlar ki bak mesela bakıyorsun ilk 15-20 dakika Romanya oyunu elinde tuttu. Ama bir açık verdiler 3 oldu maç. Evet. Şimdi biz böyle üçlük falan olacağımızı... Kırılmaya müsait bir takımız ona dikkat etmek lazım. Yani anlık psikolojik olarak kırılabiliriz ama şeyi de çok net söylemek lazım. Bence şu an olabilecek en iyi senaryo oldu. Özgüvenimiz çok yüksek. Evet. Yani çok iyi gidiyoruz. Arkamızda zaten destek var. Şimdi maçlar Berlin'de oynanacak. Berlin. Berlin'de nüfusumuz da iyi. Orada da stadyum tamamen en yüksek nüfusumuzun olduğu yerlerden birisi Almanya'da. Orada öyle bir avantajımız var. Bir de abi ben hep aynı şeyi söylüyorum. Bak biz böyle bir milletiz. Biz hemen daha Hollanda maçını oynamadan kafada acaba olan İsviçre mi İngiltere mi gelir hangisini oynarız yapan bir ülkeyiz, tamam mı? Ve bu bizi bu sefer rahatlattı. Neden? Hep aynısını söylüyorum. Organizasyon ağacında önümüzde böyle çok kallavi takımları görmeyince biz biraz rahatladık. Evet. Biz yani biraz... en azından o finale gidebilecek yolu daha rahat görüyoruz. Yani evet, onu gördüğün için iştahın çok daha fazla kabardı. Gerçekten milli takımımızı tebrik ediyorum. Ya müthiş oynamalarına gerek yok, tamam mı? Herkes böyle bireysel inanılmaz performans gösterdi. Bu arada gösterdi şimdi haber düştü. UEFA Melih Demiral'a soruşturma başlatmış. Şeyden mi? Muhtemelen sevincinden dolayı. Bakacağım şimdi detayına. Evet, Bozkurt işareti sonrası o harekete dair soruşturma başlatılmış. UEFA yani... O da bir anda sıcak gelişme diye şey yaptı. Bu tarz şey normalde hani çok büyük bir olay olacak bir şey değil ama UEFA'nın kendi kuralları gereği. Ya tamam, bu sadece tamam, bizlik bir tamam, durum değil. Tamam, Bellingham'a ceza verebilirlerse versinler. Bellingham ne yapmıştı? Ben Bellingham da Slovakya yedek kulübesine doğru numabari bir hareket. Şimdi onu nasıl kaçırdıklarını anlamadım ben, görmedim. Yani. Pozisyonu da sonradan gördüm, hatırlayamadım ama. Şimdi buradaki konuyu daha siyasi bir bakış açısıyla yapmış olabilirler. Versinler vermesinler çok da önemli değil açıkçası. Yani ben tabii yavaş yavaş toparlayalım, çok uzun bir program olmasın ama şunu söylüyorum. Yani bunlar bizi perçinler. Daha mesela, da gaza getirir. Mesela Depay başlamış, cumartesi görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz işte. Ya görüşeceğiz. Yani neyin şovunu yapıyorsun, yani bir şey olursa Depay'ı yakalarız yani. İşte yani. Mesela hani Depay'ı gerçekten maç sonunda Depay'a... Hani... Tahta atarım yani. Hani Avusturya tarafları maç öncesi Türklerden hiç kimse hatırımda değil falan diyordu. Gördük. Bu işler sahada oynanıyor. Bakalım, göreceğiz ama heyecanımız yüksek. Kapatmadan çok kritik şunu da söyleyeyim. İşte tam bizim şu anki milli takımımızın güzelliği burada. Şimdi bizde evet kariyerli futbolcularımız var. En kariyerlisi evet. Hakan Çalhanoğlu. Kesinlikle. Müthiş bir isim. Arda dünya yıldızı olma yolunda ilerliyor. Dünya Kenan, yıldızı. Kenan Keza evet, yıldız evet. Olabilecek ama hepsi aç istekli ve kendini kanıtlamak isteyen çocuklar. Şimdi Depay demiş ki cumartesi günü görüşeceğiz. Bizim çocuklar bunu kendine bir şey alıyor. Gaz motivasyon. Bu adamlar bizi 2021 yılında 6-1 yenmişti. Bu bizim için bir motivasyon. Onu diyecektim. Avusturya 3 ay önce 6-1 yenmişti. Montella kesin kullanacak bunu. Kesin. Kesin kullanacak. Montella bir kere bizi çok iyi çözmüş. Adana Demirspor'dan dolayı. Tabii canım. Montella bizim bütün kodlarımızı çözmüş. Ya bir kere ben bizim milli takım nezdinde tüm genel spor branşlarında düşünüyorum. Türk bir antrenörden sonra bize en yakın milliyet İtalya. Yani İtalyan bir baş antrenör, İtalyan bir teknik direktör bize iyi geliyor. Onlar da çünkü bizim gibi... Mesela Santarelli de biliyor. Çünkü insani olarak çok yakını, çok benziyoruz. Çünkü duyguları var. Yani, evet. Mesela Avrupa'nın diğer ülkelerine baktığımızda işte Almanlar çok mekaniktir. İşte İngilizler zaten biraz böyle ruhsuz gözükürler, daha mekaniktir ki onlar da hani futbolda şu an rezil durumdalar bence, haberleri yok. Bakıyorsun mesela İspanyollar daha sıcaktır, Akdeniz iklimi daha şeydir. Zaten kuzeyini hiç söylemiyorum, buz gibiler.
hani mekanikler. Şimdi bakıyorsun mesela İtalyanlar bizler gibi. Evet. Daha duygularıyla yaşayan. Daha ateşli. Daha ateşli. Daha böyle istekli. İstekli ve sporu da öyle yapıyorlar. Yani voleybolda da bak izliyorum mesela İtalya ligleri Sports TV'de olduğu için yakından takip ediyoruz. Onlarda da öyle. Reaksiyonlar büyük. Patlak reaksiyonlar aynı bizdeki gibi. Evet. Hoca şimdi sen Santarelli'den güzel bir örnek verdin. Santarelli göbek attı yani. Artık adam bütün duygularını patlattı. Şimdi orada hasbelkader işte Norveçli bir hoca olsa mesela. Olmaz. Böyle böyle bekler. Muhtemelen eğer yarı finale çıkarsak Santarelli bir çifte telli oynar. Santarelli ya düzeltiyorum. Montella biz çifte telli oynar. Maçlardan sonra sen Montella'yı görmüyor musun? Tabii canım. Abi artık bütün şeyini patlatıyor adam yani. Harbiden adam içinde neler tuttu. Biz patlatacağız bilmiyorum. Ya kameradan çıkacağım şimdi. Vallahi ben de çok gaza geldim ama biz de programı çok uzattık. Efe çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Milli takım artık enine boyuna konuştuk sevgili izleyenler. Bir kez daha hatırlatalım. Çeyrek finaldeyiz. Çeyrek final mücadelesi cumartesi saat 22'de. Hollanda'ya karşı olacak. Biz de bu vesileyle bizim çocuklara, milli takımımıza başarılar dileyelim. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.